bu televizyonun kumandasını dondurun gösterme bu. Aa, neden olacak? Tam bu sabah gibi bardaklarımla basa basa bozdun Erkan. Birine basayım derken beşine birden basıyorum ben. Yet lan! Tavuk boku kadar beyninden akıl öğretme salak! Bunun pili bitmiş lan! He, olabilir. Lan madem bunun pili biteceğiydi, dün akşam gelirken niye pil götürmedin lan dedbürsüz salak? Lan ben bu kumandanın pilinin biteceğini nereden bileyim be? Müneccim kulağımı yedim. Lan bu müneccim kulağı yemedin ama dayağını yersin şimdi değil mi kakamış he? Ulan gelmesin be! Bak gelmesin be! Ulan gelme ulan! Bari işten döndükten sonra dön de rahat rahat işime gideyim be! Hadi oğlum! İstersen dayağını yatağına götürün, yatağındayım he! Bana bak! Bak bu suyu görüyorsun değil mi kaynar suyu? Vallahi dökerim kafana he! Salak! Birazdan su soğuyacak! Nasıl olsa soğuyacak, o zaman ne diyecek he? Stres altında bekleyeceğine git ayağını kurtul salak! Keşke dermesi bu yaydım. Yakaladı. Alın ulan ulan yetişin. Komşular bıraksana beni ulan. Çek ben şimdi ulan. Yetişin. Allah lan sen ne zaman bana bırak dedin de ben seni bıraktım he. Bari dayak yiyip de çeneni yorma lan. Sayın seyirciler, çok önemli bir haber için yayınımızı ara veriyoruz. Bu sabaha karşı Japonya'da meydana gelen 7 şiddetindeki depremde 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ana, Japonya'da deprem olmuş. Sen de Japonya'daki depremden. Japonya hayvanat bahçesinde akrabaları var galiba. Sus lan sus. Yetkililer Türkiye'nin de deprem kuşağında olduğunu belirtip depremle ilgili önlemlerin arttırılmasını... Ana, kız duydun mu kız? İstanbul'da da zelzele olacakmış. Aa, benim için hiç fark etmiyor. Deprem olacağı zaman kafama düşecek kalas her gün düşüyor zaten. Hem kalas düşüyor hem kalas oğlu kalas düşüyor. Lan deprem kuşağı da yaşadı mı lan? Ha dutağın mı var senin? E git bak kutuplarda hiç deprem olmuyormuş sen oraya git. Hem orada senin türünün beyazları da var. Hiç yabancılık çekmezsin ya. Lan sus lan. Lan televizyon deprem kuşağında dedi. Deprem olacak demedi ki. Bak hiç merak etme. Deprem olacağı zaman sen önceden altıncı hislerinle hissedersin. Lan sen şimdi bana hayvan mı demek istiyorsun lan he? Günaydın. Ay sen ne hiç öyle şey der mi? Nereden çıkartıyorsun bunu? Sen asıl geceğin dayağın şiddetini öğrenmek için altıncı hislerini salak. Kimi köpekten, kimi kediden, kimi depremden korkar. Benim korkum da yükseklik işte. Ay sen işine devam et, meşgul ettim galiba. Yok yok. Benim korkum da itilmiş. Şimdi benim Bobby korkum itilmiş mi oluyor? Ha. Peki itilmiş neden korkuyor? Ha. Tabii ya. Onun da Bobby korkusu deprem. Şimdi koru seni dirmiş. Ooo kakılmış hanım hoş geldin. Gel böyle gel seni şöyle alalım kakılmış. Boğum bütün gün dua ettim kız. Cepten armudun eğitim yapsın diye mi? Ne armudu kız? İnşallah televizyonun uzaktan kumandasının pilini almayı unutmuşsundu diye dua ettim. Unutmadım unutmadım. Nasıl olsa beni döveceksin ya. Hani bahane bulmak için o kuş beni biraz çalıştır diye aldım. Ha? Kız seni dövme için bahane arasam akşama kadar bir tır dolusu sebep bulurum kız salak. Hem sebep bulmama lüzum yok ki evvela dövme sonra sebep bulurum. Git hadi yemeği hazırla hadi yürü. Yürü git. Aman aman. Geberdim be.
Ya bu uzaktan kumandayla da televizyonu seyredince hayat bir başka güzel oluyor lan. Bir gün diyen acaba uzaktan kumandayla karı dövmek de icat olur mu? Ha? Bugün karı dövmenin cezasını çekeceksin üçüncü efendim. Biliyorum bak Japonya'da karıların dövene erkekler nasıl cezalarını buluyorlar. Hepsi devlemde taşların altında kalmışlar. Cennetten çıkma bir şey için Allah beni neye cezalandırsın salak? Hem Japonya diyor, hem bura diyor. Orası hiç belli olmaz üçünmüş efendim. Bugün temizliğe gittiğim evde çok okumuş bir profesör vardı. Çok yakında İstanbul'da da deprem olacakmış. Sağ mı diyorsun kız? Çok şiddetli olacakmış. Daş taş üstünde kalmayacak. Masa neye sallanıyor kız? Bilmem ya, fark etmedim. Ayağı sakatı da ondan sallanıyor herhalde. Sen o kara suratın niye öyle beyazla tütünmüş? Eştahım kaçtı, ben yemeyeceğim. O zaman sana şöyle bir teyp kayfesi yapayım, ne dersin? Gerçekten teyp mi kaldı bende? Yok, yapayım. Aferin benim aslan durum. Koleyim sizi var mı? Hayırlı bağırmayın canım. Var. Hiç ölmüş yapacağınız da duysun. Var. Ne koleyim sizi? lan bu köpek ya neyi anlıyor lan? Kakılmış. Neredesin lan? Ne oldu bu köpekleri de birdenbire böyle huysuzlandılar? Lan kaç! Her akşam böyle huysuzlanıyordur, şunları bir çişleyeyim ben. Koş! Köpek koş! Koş! Bak gördün mü bak, dantlı hoş köpeği yuvasına nasıl da sokuyor görüyor musun? Ana ne oldu bu lambaya böyle? Lan bu lambaya ne oluyor lan? Neye sallanıyor lan bu? Deprem mi oluyor yoksa? Lan köpekleri nasıl hoş dediysen lambayı da püftü belki sağlanmayı bırakır. Lan yoksa ufak bir deprem mi oldu lan? Valla bir büyük depremdir, önce ufak ufak geldir belli edermiş. Lan bu masaya ne oluyor lan? Valla bilmiyorum, çiğitilmiş. Deprem oluyor galiba. Ben korkuyorum lan, kalkılmış. Korkma be, daha iyidir. Hem şarkıcılar gelip evin yıkıntılar arasında klip çekerler. Lan deprem olsa sen ölmeyecek misin sanki lan sana? Lan oğlum canım, kaderde varsa o olur. Lan ben bu evde duramam lan, ben kaçıyorum lan. Bu ne yetirmiş? Anca gidersin. Davşan. Dana. Zonde. Yanan ucuma kuşlar kuzünde. Oh be! Ayısız bir yerde kayfaltı etmenin ayrıcalığını yaşıyorum, oh! Ana, kutupları varmış mıdır bu ayı? Ya kalmış! Sana sesleniyor, kız duymuyor mu? Ana, vallahi bu ayının sesidir he! Lan salak, ölümlü kakılmış. Lan baksana bana. Abi, çadır kurmuş be. Lan kakılmış. Ben birkaç gün burada kalacağım. Sallanma da git, kayfaltımı getir çabuk. Ulan aynı sirk ayılarına benzemişsin ha. Çadır yerini bulmuşken çadırın üstüne sirk diye yazılıp da millet ayı seyretmeye gelsin.